Sevgili izleyiciler, turizm ve magazin programı Paparazzi dünyayı dolaşmaya devam ediyor. 2013 yaz sezonu boyunca yaz ekranı adı altında dünyanın en güzel şehirleri sizlerle olacak. İlk durak tarihi ve doğal güzellikleriyle büyük üne sahip olan İspanya. Dünyanın en çok turist çeken 5 ülkesinden biri olan İspanya, sosyal yaşamıyla da büyük dikkat çeken bir ülke. Boğa güreşleri ve domates festivali ile büyük üne kavuşan İspanya'nın en seçkin şehirleri Barcelona, Madrid, Sevilla, Cordoba, Valencia, Toledo ve daha sayamayacağımız en özel şehirler Paparazzi yaz ekranında sizlerle olacak. İber Adası'nın 5'te 4'ünü kaplayan bu güzel ülke Akdeniz'in sönmeyen ateşi konumunda. Bir tarafında Atlas Okyanusu, bir tarafında Fransa, bir tarafında Portekiz. Güzelliklerin içinde kalmış tarihi görüntüsüyle büyüleyen güzel bir Avrupa ülkesi İspanya. 504.712 kilometre karelik alanıyla İspanya, Fransa'dan sonra Batı Avrupa'daki ikinci büyük ülke. Halkının büyük bir çoğunluğunun Katolik olduğu İspanya'nın büyük bir bölümünde İspanyolca konuşuluyor. Ancak Katalunya bölgesinin kendi dili Katalanca, Bask bölgesinin Baskça, Galicia bölgesinin ise Galicia dili konuşulmaya devam ediyor. İspanyol insanı yaşamayı, yiyip içmeyi sever insanlar. İspanyollar hayatı dolu dolu ve uzun yaşayan bir millet. Günlerini çabuk bitirmezler ve olabildiğince uzatırlar. Ve önemli bir de atasözleri vardır. Her işi yarına bırak. İspanya'nın en özel turistik şehirlerinden biri olan Cordoba, bu hafta Paparazzi yaz ekranında sizlerle oluyor. İşte muhteşem şehir Cordoba sizlerle. Cordoba şehri, eşsiz köprüsü, Kurtaba Camisi, tertemiz dar çiçeklerle dolu sokakları, at arabaları, eşsiz mimari yapıları ve günün her saatinde yoğun insan kalabalığıyla görülmesi gereken bir şehir. Cordoba ya da Kurtaba, İspanya'nın Endülüs eyaletinde bir şehir. Tüm ilin nüfusu 2003 itibarıyla 320 bin kişi civarında. Uzun süre Endülüs Emevilerinin egemenliğinde kalan şehirde en önemli mimari eser İspanyollar tarafından Mezquita olarak adlandırılan Kurtaba Camisi'dir. Şimdi söz yapımcımız Biba Yeminoğlu ve turizm uzmanı Mustafa Şahat'a. Bir bugünkü New York gibi bir şehirmiş. Yani 500 bin nüfusu varmış. Şu anda tabii öyle bir nüfusu yok. Kayıtlara göre 100 bin falan diyorlar. Ve burası bir üniversite şehri. Bol kütüphanesi olan bir yer. Ve aşağı yukarı ilk tıp okullarının da açıldığı bir yer. Yani burası entelektüellerin bir şehriymiş. Ve bu Cordoba ismi o kadar hoşlarına gitmiş insanların ki Kuzey Amerika'dan Güney Amerika'ya kadar yaklaşık 960 şehre bu isim verilmiş. Şimdi
yorumlarını alalım bakalım da gene arada konuşuruz. Evet sevgili Mustafa Şah, evet. Gerçekten Kordoba'nın özellikle sokakları, o dar sokakları beni çok etkiledi. Bir bakıma izleyicilerimiz bilecek, Girne'de Karmi köyümüz var. Karmi köyüne benzeyen bir sokak ama inanın Kordoba'da yaşayan insanlar çevreye çok duyarlı. Buranın belediyesi de çok iyi. Çok iyi. Temizlik, sokakların temizliği, evlerin bakımlılığı, boyaları. Çünkü hiçbir eksik yok. Yani kapının golü bile sevgili Mustafa Şah yeni. Evet. Evet. Pençelere bakıyorsunuz, boyanmış. Sokaklar pırıl pırıl tertemiz. Tabii ki bu güzellikleri yaşarken en önemli şeyden bir tanesi de Mustafa Şah. Adamlar turizm yapıyor. Evet, turizm. Sen bir turizmcisin ve evet. Bu adamlar bu işi yapıyor. Ve hakikaten etkileniyorum, duygulanıyorum ve özellikle tabii geldiğim zaman bu bölgeye o orta çağ hissedince bir de caminin tarihine baktım. Ve bu tarih hakikaten beni çok iyi, böyle Arapların buraya gelmesi, buraya zapt etmesi ve hemen işte 1. Abdurrahman halife olarak camiyi yapması vesaire. Ve bakıyorum o cami, senin görüntülerinde var zaten, 785 yılında başlıyor ve 987 yılında bitiyor. Yani 202 yıl geçtikten sonra tamamlanabiliyor. Evet. Kordoba'nın bir başka özelliği var sevgili Mustafa Şah. Evet, mesela gittiğimiz şehirlerde, Martit olsun, diğer yerler olsun, orta yaş ve üzeriydi. Kordoba'da çocuklardan gençlere, orta yaştan yaşlara kadar herkes buraya ziyarete geliyor. Sana da selamlar. Evet, evet. Okuldan izin çocuklar alıp buraya gelen, tatil yapan öğrenciler var. Bir de şu dikkatimi çekti sevgili izleyiciler. Kordoba'da bir yarışma yapıldı. En şık bahçesi olan ev sevgili izleyiciler. Ve insanlar, burada yaşayan insanlar bahçelerini tamamen rengarenk çiçeklerle süslediler. Özel ağaçlar, özel bitkiler. Ve bu yarışmaya bir yıl boyunca hazırlanıyor bu insanlar. Ve o bir yılın sonunda bir yarışma yapılıyor. Ve yarışmada birinci gelene, ikinci, üçüncü gelene ödüller oluyor. Evet. Baksanıza ne güzel. Yani bu bile halkı turizme adapte ediyor. Adapte ediyor. Ve az önce ziyaret ettik o evi de. İnanılmaz güzellikte o çiçek bahçelerinde oturup bir kahve içmek veyahut da orada yaşamanın keyif verir insana. Yaşamanın keyfini herhalde kelimelere dökemeyiz. Tabii tabii. Orada bir de heykel vardı. O heykel Tevrat'ı iyice etüt eden ve daha sonra iyi bir şekilde tefsir eden ve Yahudilere sunan bir insan. Onu da görüntülere aldık tabii ki. Evet, şu anda iklim tabii ki değişik Kordoba'da. Biraz yok. Önce güneş vardı, şimdi yamur başladı. Nasıl oldu evet, bu? Evet, değilimlerimize aslına devam edeceğiz. Hemen yağmur bizi yoksa yutmadan sığır sıklam olur evet. Herhalde. Evet. Kordoba'nın bu tarihi merkezi 1984'te UNESCO İnsanlık Mirasları listesine alındı. Evet sevgili izleyiciler, Kordoba sokaklarındaki turumuzda turumuzla devam ediyoruz. Gerçekten dolaşmakla bitmiyor Kordoba sokakları. Her köşesi bir güzellik sevgili izleyiciler. At arabalarını gün boyunca Kordoba sokaklarında sıkça görmeniz mümkün. Tarihi bir şehir olan Kordoba birçok medeniyete de ev sahipliği yapmıştır. Sigue, sigue
Sevgili izleyenler, Kordoba'da yine gezintimiz devam ediyor. Yağmur yağıyor, duruyor. Şu anda durduğu için tekrar gündeme geldi çekimlerimiz. Ve bildiğiniz gibi burada da veya gördüğünüz gibi bu tarihi doku içerisinde Garutsalar var. Ve sevgili Bilbay da bu Garutsaları gördüğü zaman dayanamaz ve bir çekim yapalım diyor. Tamam dedik, bu orta çağı birlikte yaşayalım. Evet, sevgili Bilbay neler diyeceksin burada? Evet sevgili izleyiciler, gerçekten Kordoba'ya gelip de bu paytonlara binmeseniz olmaz. 50 euro karşılığında yaklaşık 15 dakika Kordoba'nın o dar sokaklarında tarih ve kültür kokan o muhteşem sokaklarında gezebilirsiniz. Tabii ki bir taraftan da o doğanın size verdiği güzellikleri koklayarak, temiz havayı koklayarak gezebilirsiniz. Evet, Madrid'den Kordoba'ya geldik. İşte kış vardı Madrid'de, Kordoba'da yaz. Ama şimdi yaz bahara döndü. Bahar şimdi yaza döndü. Gene çekimlere başladık. Yani evet, değişken bir iklim sevgili evet. Mustafa Cah, değil mi? Tabii ki bir de sizin bugün az önce daha önce bahsettik. Havai gömleğini giydin ama demek ki havai gömleği yine giyilebilir ama arada da tedbiri almak lazım. Yağmurluk almak lazım yanımıza. Evet, tedbir şart. Ha, bir de seyahatlerde. Evet. Bir de şu dikkatimi çekti. Burada turunç ağaçlar var yollarda. Ve tabii ki belediyenin aldığı kararla burada yetiştirilen bu turunç ağaçları sürekli yeşil olduğu için bu da bir güzelliği gösteriyor. Yani belediyenin iyi çalıştığını gösteriyor. Evet. Evet, özellikle şunu söylemeden de geçemiyorum. Kordoba'da bir sakinlik var sevgili evet. Mustafa Şah. Yani böyle yürüyüşleri yaparken, daracık sokaklarda yürürken evet. hem alışverişini yaparsınız, hem yemeğinizi yersiniz, hem de kafenizi içersiniz. Mutlu bir keyif şehri. Tamam. Böyle kafa dinlenmek isterseniz sevgilinizle, eşinizle, partnerinizle Kordoba'ya gelip bu daracık sokaklarda yürüyerek bu daracık sokaklardaki restoranlarda, kafelerde güzel anlar geçirebilirsiniz. Kordoba gezintimiz de az sonra son bulacak. Evet. Bir de şunu ilave edelim. Tabii ki orta çağlarda Kordoba gerçekten İslam halifeliğinin bir merkezi olmuştu. Bunu da seyircilere bir kez daha hatırlatalım. Ve o dönemlerde buradaki azınlıklara, Hristiyanlara ve de Musevilere müthiş bir tolerans tanınıyordu. Bunu da ilave etmekte yarar var diyor. Evet. Sevgili seyirciler, İspanya'nın genelinde nereye giderseniz gidin, karşınızda İspanyolca şarkılar çalan genç müzisyenleri görebilirsiniz. Tabii ki İspanya'ya geldiğinizde en önemli şey İspanya'nın o müzik kültürünü, keyfini doyasıya yaşamak. Evet, hangi sokağa girerseniz gelin sevgili seyirciler, İspanyol sanatçılarını görebilirsiniz. Evet, onların melodisiyle bizler de özleşiyoruz. Kordoba Guadalquivir Nehri sahillerinde vadinin ortasında konumlanmıştır. Şehrin kuzeyinde şehrin tam sınırında Sierra Morena silsilesi bulunur. Sierra Morena silsilesinde kömür, kurşun ve çinko yatakları bulunmaktadır. Bu maden yatakları yüzyıllarca kullanılmış ve yöre halkının maden ihtiyaçlarını karşılamıştır. Sevgili izleyenler, Kordoba'da aslında ta başından söylememiz gereken, belki söylemişiz tabii arada, bir köprü var arkamızda ve bir nehir var. Bu nehir gerçekten çok büyük bir nehir ve bu nehir Sevilla'dan da geçer, Kordoba'dan geçtikten sonra ve Portekiz'de denize dökülür. Bunun ismi de Guadalquivir Nehri.
bu nehir müthiş bir nehir olduğunu söylediler. Hatta ticaret de yapabiliyorlarmış bu nehrin üzerinde. Çünkü İspanya'da her yerde çok su olmadığı için, daha doğrusu akarsuları zayıf olduğu için ticaret yapamıyorlar nehir yoluyla. Fakat burada olabiliyor diye bir bilgi aldık. Ve köprü de Romalılar zamanında yapılmış bir Roma köprüsü. Gerçekten tarih yatıyor burada. Bir de tabii sevgili Bilba'ya soracağım görüşlerini, duygularını, ama onun öncesinde burada bir İslam halifeliği olduğu için zamanında 800 adet hamam varmış. Fakat bu hamamlar zaman içerisinde o kadar yani harabe şekline dönüşmüş veyahut da tamamıyla bunları tahrip etmişler ve şu anda tüm İspanya'da ancak 10 tane hamam varmış diyorlar. Evet sevgili Bilbay, biraz da senin görüşlerini alalım. Evet, artık Kordoba'daki gezintimizin sonuna geldik sevgili izleyiciler. Az sonra Sevilla'ya doğru yola çıkacağız. Yaklaşık olarak 2,5 saatlik bir yolculuğun ardından Sevilla'ya varacağız. Sevilla da gerçekten çok güzel bir şehir. Evet. İspanya'nın kültürünü en iyi şekilde yansıtan bir şehir. Kordoba'da söyleyeceklerim şunlar son olarak. Evet, tatil için sevgili izleyiciler ideal bir şehir, ideal bir kent. Yani kültür sakın, şehri, bir de onu söyleyeyim. Kültür bir şehir sevgili izleyiciler. Biz çok keyif aldık, çok zevk aldık. Siz de yolumuz buralara düşerse, İspanya'ya yolunuz düşerse mutlaka Kordoba'ya uğrayın. Kordoba gerçekten keşfedilmesi gereken bir şehir. İspanya'ya giderseniz ve Kordoba'yı görmeden ülkenize geri dönerseniz İspanya'yı gördüm, yaşadım ve tanıdım asla diyemezsiniz. Genci, yaşlısı, aşıkları ve daha sayamayacağımız en özel insanlar tatil için dünyanın dört bir yanından Kordoba'ya adeta akın ediyorlar. I'm a bad boy, and I'm coming around to be your toy, and we'll be playing for fun, my little girl. I'm up for anything in the party world.